Excel eğitimlerimize hoş geldiniz. Microsoft Excel 365 versiyonlarında kullanmaya başladığımız düşey yığ formülü ile beraber elimizdeki tabloları çok basit şekilde birleştirebiliyoruz. Örneğin elimizde Ocak satışlarımız ve Şubat satışlarımız şeklinde iki tane tablomuz var. Burada tablodaki verileri tek bir tabloda birleştirmek için mevcut yöntemlerle bildiğiniz gibi örneğin öncelikle şuradaki başlığımızı alalım. Şu yan tarafa bunu kopyalayalım ve şuradaki genişliğini ayarlayalım. Daha sonra Şimdi bu iki tabloyu birleştirmek için önceki versiyonlarda bildiğiniz şekliyle bunu buradan kopyalıyoruz. Bunun altına gelip yapıştırıyoruz. Daha sonra bunu tekrar buradan kopyalayıp tekrar bunun altına otomatik olarak yapıştırıyoruz. Bu kullandığımız güzel bir yöntem ama bunun riski nerede? Şurada bir değişiklik yaparsak, örneğin 17300 yaparsak buradaki değer değişmeyeceği için tekrar bunu doğru bir şekilde kopyalayıp tekrar bunu buraya yapıştırmanız gerekir gibi işlemlerimiz var. Şimdi Excel'in 365 versiyonlarında kullanmaya başladığımız düşey yığı formülü ile beraber bunu otomatik hale getirebiliyoruz. Bunun birkaç kullanım şekli var. Öncelikle şuradaki verileri silelim. Şuradan temizleyelim. Birinci adımda şu birinci tabloyla ikinci tabloyu düşey yığı formülü ile birleştirelim. Bakın buraya geliyoruz eşittir düşey yığı yazıyoruz. Bu formül 365 versiyonlarında kullanmaya başladığımız bir formül. Daha sonra şuradaki diziyi alalım. Noktalı virgül. Tekrar şuradaki diziyi alalım şeklinde yaptığınızda ve parantez kapatarak Enter'a bastığınız zaman buradaki veriler bakın. Birleşmiş olarak gidiyor. Şimdi aynı örneğimizi yapalım. 17.300'ü tekrar buradan birini silip 7.300'e yapalım. Bakın burada da otomatik olarak gördüğünüz gibi buradaki değerler değişti. Şimdi bu birinci kullanım şekli. Düşey yığı formülünün. Başlıkları getirebiliriz. Başlıkları istersek de başlı şekilde de yazdırmak mümkün. Sayfayı yana doğru bir çoğaltalım. Şuradaki verilerimizi bir temizleyelim. Şöyle. Şimdi buradan formülümüzü tekrar kullanalım. Şuradaki verileri birleştirelim. Ama başlıkları kendimiz belirleyelim. Kendi istediğimiz başlıkları koyalım. Bunun için tekrar bakın. Düşey yığı diyoruz düşe yığı dedikten sonra süslü parantez açalım. Şimdi ve sırayla çift tırnak örneğin öncelikle cari ismi diyelim. Çift tırnak kapatıyoruz. Ya da cari'ler diyelim. Tekrar noktalı virgül, tekrar çift tırnak sipariş diyelim. Durumu sipariş ya da kısaca çift tırnak, noktalı virgül. Tekrar çift tırnak miktar diyelim tekrar çift tırnak ve son adımda da tutar diyelim şimdi bu tabi bu şekliyle kolay ama burada 50 tane başlık olduğunu düşünürseniz bunu bu şekilde yazmak çok mantıklı olmayabilir o zaman mevcut başlıkları kullanabilirsiniz fakat gelen tablonun başlıkları farklı bu başka bir başlıklarda kullanmak istersek bu yöntemi kullanmak zorundayız şimdi tekrar buradan şöyle Burayı seçiyoruz. Noktalı virgül. Tekrar burayı seçiyoruz. Şu şekliyle başlıkları almadan. Parantez kapatıp enter'a bastığınızda bakın. Başlıklarda yazdığınız şekilde başlıklarda buraya otomatik olarak geliyor. İkinci kullanım şeklimizde düşey yığı bu şekilde kullanabiliyoruz. Tekrar bunu yana doğru çoğaltalım. Ve üçüncü kullanım şeklinde bu verileri sıralı şekilde nasıl getiririz? Onlara bakalım. Tekrar buradan bunu temizleyeyim şuradan. Şu başlıklarımızı buradan tekrar şöyle kopyalayalım. Buraya alalım ve buradaki verileri şimdi de örneğin sipariş tutarına göre iki tabloyu birleştirdikten sonra sıralı şekilde getirelim. Bunun için de bakın tekrar düşey yığı diyoruz. Düşey yığı. Başlıkları kullanmayacağız. O yüzden sırala diyelim. Tekrar buradan ikinci bir düşey yığı kullanıyoruz. Ve tablolarımızı tekrar seçiyoruz. Bu tabloya al. Noktalı virgül. Bu tabloya al. Bu düşey yığın kullanımı. Şimdi noktalı virgül. Şimdi sıralaya geçtim. Kaçıncı sütuna göre sıralayacağız? 1, 2, 3, 4. Sipariş tutarına göre noktalı virgül. Azalan şekilde olsun. Büyükten küçüğe doğru. Parantezi kapattım. Düşey yığın tekrar kapattım. Üst sıralını ve düşe yığın parantezini kapattım. Enter'a bastığınızda bakın buradaki rakamlar şuradan binlik basamaklarına sağ butonla ayıralım. Şöyle baktığınızda rakamlar bakın sıralı şekilde karşımıza geldi. Bu çok güzel bir özellik. Yani elinizdeki iki ayrı tabloyu otomatik olarak sıralı şekilde ya da istediğiniz şekilde birleştirerek buraya getirmek gayet güzel. Eğer bunları firma bazında sıralayarak getirmek isteseydik burada sırala yerine sırala ölçüt formülünü kullanmamız gerekecekti. Benzer şekilde onu da kullanabilirsiniz. Şimdi buradan bakın örnek veriyorum şunu gelelim 17.000 yapalım. Bunu 17.000 yaptığımız an bu listede en üste gelmesi lazım. Gördüğünüz gibi bütün tablo otomatikman değişti ve karşımıza geldi. Düşeyi formülü Excel'de 365 versiyonlarında paketlerinde kullanmaya başladığımız bir formül. Sırala filtre gibi formüllerle beraber oldukça güzel şekilde kullanabiliriz. Buradaki istersek AL formülünü de birleştirerek bakın bu yaptığımız örnekte en yüksek 5 değeri otomatikman getirmekten de mümkündür. Şunu tekrar şöyle yana doğru çoğaltalım. Şimdi buraya da bir şu formülün başına şöyle şuraya geleyim. AL formülünü kullanacağım. AL formülü belirlediğimiz yerdeki verileri almak için kullandığımız bir formül. O da 365 versiyonlarında olan bir formül. Noktalı virgül 5 dediğim an Şöyle parantez direkt kapatayım. Bakın en yüksek 5 değeri direkt karşımıza getirdi. Gördüğünüz gibi iki tabloyu birleştirdik. İki tabloyu birleştirdikten sonra tutara göre sıraladık. Tutara göre sıraladıktan sonra da en yüksek 5 değeri otomatikman buraya getirdik. Şimdi buradan geliyoruz şu 17300'ü tekrar değiştirelim. Tekrar 7300'e döndürelim. Bakın buradaki rakamlar otomatikman değişti düşeyi formülünü, al formülünü, sırala formülünü Excel'in 365 versiyonlarında bu şekilde kullanabiliyoruz. Gayet geniş bir kullanıma sahip. Bu tablolar buraya otomatik olarak da gelebilirdi. Veriyi çekerek başka bir Excel tablosundan bunu da buraya aldırabilirdik. Bu sayede artık bakın iki tabloyu birleştirip bunları büyükten küçüğe doğru sıralayıp oradan da en yüksek 5'i hatta buradaki 5'i şu formüldeki 5'i eksi 5 yaparsanız en küçük 5 değeri direkt getirmek bakın buradan artık mümkün. Yeni formüller Excel'in gücüne güç katıyor. Bu videolarla ilgili Videoport üzerinde 365 versiyonlarının anlatıldığı eğitim videolarını takip edebilirsiniz.